Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba, adım Taner. Ailem depremde enkaz altında kalarak can verdi. Beni komşumuz Ahmet amca ve Hülya yenge evlerine aldı. Onların da 3 çocuğu vardı. Birkaç ay ailemin aslında ölmediğini, her an çıkıp geleceklerini düşünerek ve ağlayarak geçirdim. Ahmet amca babamın en yakın arkadaşıydı ve ben onun için emanet sayılırdım. Çocuklarıyla ailem sağken çok iyi geçiniyordum ama birlikte yaşamaya başladıktan sonra işler değişti. Elimde olmadan onları kıskanıyordum. Babalar onları severken, anneleri öperken içim acıyordu. Bir de her gün gördüğüm rüyalarım. Yeğenim Mahmut, dayı ben ölmedim, gel beni al buradan diyordu. Bu rüyanın üzerine defalarca gidip yıkılan evlerinin orada bekledim. Acaba bir ses duyar mıyım diye. Yetkilileri çağırdım. Yeğenim yaşıyor, ne olur kazın burayı dedim. Ama nafile. Evin enkazı kaldırıldı. En ufak bir umut da kalmamıştı. Hepsinin cansız bedeni çıktı enkazdan. Toprağa gömdük. Ağlamaktan kendimden geçmiştim. Gelin size deprem öncesi yaşananları anlatayım. Mahmut'un annesi, yani ablam, garip bir insandı. Kendi kendine konuşur, bazen sinir krizi geçirip kendini odaya kilitler, daha sonra da yüksek sesle dualar okurdu. O anlarından korkardım. Eniştem çok anlayışlı ve naif bir insandı. Ablamı çok seviyor ve bu tür durumlarda da ona anlayış ve sevgi gösteriyordu. Evlendiklerinden bu yana 5 yıl olmuştu ama çocukları olmamıştı. Doktora gittiler. Ablamın çocuğunun olmayacağını söyledi doktor. Ablam bunalıma girmişti. Sessizliği rahatsız ediciydi. Herkese düşman gibi bakıyor, çocuğunu seven bir aile görse dişlerini sıkıyordu. Annem, kızım her şeyde bir hayır vardır, zorlama deyince annemi de düşman gibi görüyordu. Bir yıl sonra ablam hamile kaldı. Hepimiz şaşırmıştık. Nasıl olduğunu da hiç sormadık. Ama ondan önce ablamın aşırı derecede bunalıma girdiğini ve bir şekilde çocuk sahibi olacağım, ne olursa olsun olacağım dediğini hatırlıyorum. Bebek doğana kadar yaşlı bir teyzeye baktığını biliyorduk. Sabah erkenden gider, akşam karanlığında gelirdi. Daha sonra o kadının bir falcı olduğunu öğrendik. Çeşitli muskalar, büyüler yaptığını, okuyup üfleyerek güya şifa verdiğini duyduk. Annem babam öyle bir yerde çalışmasına karşı çıktı. Ama ablam severek ve isteyerek gidiyordu işine. Hamile olduğunu duyunca ailecek havalara uçtuk. Eniştem çok mutluydu. Hamileyken boynunda bir sürü muska taşıdı ablam. Doktora gittiklerinde bu hamileliğin tıbben mümkün olmayacağını ama açıklamasının da olmadığını söylüyorlardı. Bunları duydukça ablamın sevinci daha da artıyor, gizemli bir hal alıyordu. Daha sonra yeğenim doğdu. İlk kez gördüğümde şaşkınlıktan konuşamamıştım. Ellerini büyük bir adam gibi göbeğinde birleştirmiş, garip sesler çıkarıyordu. Bebekliğinden büyüdüğü zamana kadar o kadar değişik bir çocuktu ki bazen onun büyük bir adam olduğunu düşünüyorduk. Ablamla evlerimiz yakındı. Adı evimizde her geçtiğinde kapımız çalınırdı. Bizi mi dinliyor bu çocuk diye düşünmekten kendimizi alamazdık. Ailemizin neşesi gelmişti. Bir gün annem ablama yemek götürmemi istedi. Kapısını çaldım. Açtığında içeri buyur gel bile demedi. Yemeği aldı ve konuşmadan kapıyı yüzüme kapattı. Gitmedim. Kulağımı kapıya dayadım. Vermiyorum. Oğluma kıyamam. Ne olur affedin beni de oğlumu da diye ağlıyordu. İçim ürperdi. Yeğenim Mahmut'la çok alışmıştım. Neler oluyor diye düşündüm ama çıkamadım işin içinden. Bir süre orada bekledim. Başka ses çıkmayınca döndüm. Babam ona Mahmut Bey derdi. Duruşu, oturuşu, sohbet edişi. Hep derdi ki sanki büyük bir adamla konuşuyorum hanım. Bu nasıl bir çocuk maşallah. Mahmut doğduktan sonra hayatımız değişmişti. Torun sevgisini de tattılar en azından. Tek avuntum budur. Bir aileyi yan yana gömüp gelmek. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin.
Depremin olduğu o gün herkes yatağına girdi. Tabii ki ben de. Evimize dışarıdan bir demir kapıdan giriliyordu. Büyük bir avludan geçip daha sonra iki katlı evin birinci katına giriyorduk. Dışarıdaki demir kapının kilitli olup olmadığını kontrol etmem için annem beni kaldırdı. Annemin romatizması vardı. Gündüz ister istemez çok ayakta kaldığı için geceleri de tuvalete bile kalkamazdı. Sesinden de uyuyamazdım. Söylene söylene kalktım. Hava çok soğuktu. Hayır, her gün bana bunu yapmak zorunda mısınız? Bir gün de şu kapıyı kilitleyin ya, diyerek söyleniyordum. Annem, hadi oğlum söylenme, zaten çok ağrım var dedi. Bir an nefes alamadı. Ne oluyor bana dedi. Anneciğim iyi misin dedim. Babamı kaldırayım mı? Hayır oğlum, içimde bir sıkıntı var. Ne olduğunu anlamadım. Bugün akşama kadar göğsümde sanki büyük bir taş oturuyor. Hayırdır inşallah. Annemin hisleri boşa çıkmazdı. Korkarak hayır olsun dedim ben de. Üzerime ceketimi aldım. İç kapıyı açık bıraktım. Hemen koştum. Baktım gerçekten kapı kilitli değildi. Bir ses geliyordu. Sanki büyük bir taşı yuvarlıyorlardı dışarıda. Merak ettim. Kapının önüne çıktım. Karşıda Süleyman amca, Taner ne yapıyorsun bu saatte diye sordu. Kapıyı kilitleyeceğim dedim. Süleyman amca, bir ses geliyor. Duyuyor musun? Ben de ona bakıyorum yavrum. Uçak geçiyor galiba dedi. Ha öyledir dememe kalmadı. Hayatımda ilk defa yaşadığım bir şey oldu. Yer sallanıyordu. Hemen sokak kapısına tutundum. Ayakta durmakta güçlük çektim. Süleyman amca kendini yolun ortasına attı. Ne oluyor dememe kalmadı. Uyanın, deprem oluyor dediğini hatırlıyorum. Deprem neydi? Hiç bilmiyordum. Arkamdan güm diye bir ses. Biraz önce oğlum kapıyı kilitle diyen annem, babam, üstte oturan kiracımız, evimiz yerle bir olmuştu. Gözümün önünde yok oldular. Koca koca duvarların altında. Kendimi yere bıraktım. Yer yanıyordu. İçeride 24 saat yanan soba bile bu kadar sıcak olamazdı. Süleyman amca geldi, koştu, bana sarıldı. Taner, kıyamet, oğlum bu kıyamet dedi. Karısı, çocukları, torunları hep enkaz altında kalmıştı. Ortalık mahşer alanı. Orada öylece çaresiz oturdum, korkuyordum. Neyse ki Ahmet amcanın karısı, çocukları enkazdan çıkarılmıştı. Onlar sağdı. Ahmet amca babamın en yakın arkadaşıydı. Bizim ev, ablamların evi yerle bir olmuştu. Sağ çıkan yoktu. Bir süre çadırlarda kaldıktan sonra Ahmet amca beni yanına aldı. O da olmasaydı ne yapardım? Çok korkuyordum. Ahmet amcanın yukarı sokakta bir evi daha vardı. Kiracılar deprem dolayısıyla kaçıp memleketlerine gitmişlerdi. Ahmet amca ve ailesi o eve yerleştiler. Beni de yanlarına aldılar. Herkes bana yabancıydı. Güvenecek kimsem yoktu. Hayatıma bir yerden sonra tekrar devam ettim ama bu kez de yeğenim Mahmut'un rüyama gelmesi psikolojimi iyice bozmuştu. O gece yine yeğenim rüyama girdi. Dayı, artık sana güvenmiyorum. Beni kurtarmadın. Sen nasıl dayısın diye ağladı. Sabah okula gidiyormuş gibi evden çıktım. Doğru ailemin hepsinin bir arada olduğu mezarlığa. Koşuyor ve ağlıyordum. Tanıyanlar ne oldu oğlum, neyin var diyerek yolumu kesiyordu. Ama ben cevap bile vermiyordum. Mezarlığın giriş kapısından içeri girdim. Büyük bir kalabalık vardı. Ortalık mahşer yeri gibiydi. Polisler, itfaiye, mezarlık görevlileri oradan oraya koşuyordu. Bana dönüp ne işin var senin burada, çabuk dışarı çık evlat diye bağırdı bir polis. Abi, ailemi depremde kaybettim. Onları ziyarete geldim. Ne olur git deme bana. Kimmiş senin ailen dedi. Korkmaz ailesi deyince yüzüme baktı. Gel bakalım benimle evlat deyip beni ilerideki polis aracına götürdü. Elini omzuma attı. Evlat, kiminle yaşıyorsun şimdi dedi. Kimsem kalmadı. En yakın komşumuz beni evine aldı. Onlar bakıyor bana dedim. Abi söyleyeceklerini toparladı ve bak oğlum, dün gece senin ailenin mezarları anlayamadığımız bir şekilde yanmaya başladı. 8 saat oldu halen söndüremediler. O an yıkılmıştım. Polis abiye rüyamı anlatmalıydım ve başladım anlatmaya.
Ailemi enkazda kaybettim. O günden bu yana yeğenim Mahmut rüyama giriyor. Dayı ben ölmedim. Gel beni al buradan diyor. Enkazda günlerce bekledim. Belki bir ses gelir diye ama... Nafile, en son dün gece artık sen benim dayım değilsin dedi. Ve öyle bir ağlıyordu ki içim acıdı. Şimdi de burada ölmeleri yetmezmiş gibi yandılar. Ben nasıl dayanayım bu kadarına dedim. Benim mezarlığa ağlarken geldiğimi gören komşular Ahmet amcaya söylemişler ki koşarak girdi mezarlığa. Taner, yavrum ne işin var burada? Hafta sonu getirdim seni. Görenler olmuş ağlayarak koşuyordu dediler. Ben de geldim dedi. Polis memuru Ahmet amcaya benim rüyamı anlattı. Ahmet amca da yahu bize de anlattı ama hepsi öldü Taner. Anlamak istemiyor musun? Moralim bozulmuştu ki polis memuru Ahmet Bey bugün de tüm ailesinin mezarı sebepsiz bir şekilde yandı. 8 saattir söndüremiyoruz dedi. Ahmet amca şaşırmıştı. Nasıl olur bu dedi. Hayatım boyunca hiç böyle bir şey duymadım ben. Alevler azaldı. Koşarak yeğenimin mezarının başına gittim. Mezar taşı simsiyah olmuş, yazılar zar zor okunuyordu. Bir an sessizlik oldu ve ağlama sesiyle irkildi herkes. Ellerimle mezarı kazmaya başladım. Var gücümle toprağa savuruyordum. Ben kazdıkça ses yaklaşıyordu. Engel olmaya çalışsalar da onlar da ürkmüşler, ne göreceğimizi merak ediyorlardı. Bir süre sonra itfaiye ekipleri de bana yardım etmeye başladı. Beyaz kefen gözüktü. Benim içim kötü oluyordu. Kazarken hiç böyle düşünmemiştim. Sanki yeğenim canlıydı ve mezarı kazınca içinden çıkacak diye umut etmiştim. Ama öyle olmadı. Konduğu gibi yatıyordu. Ses de kesildi. Polis memuru yanıma geldi. Bak rüyaymış sadece. Kefeni açıp da günaha girmeyelim. Kapatalım hadi. Der demez yine ağlama sesi geldi. Kefenin içinde bir şey hareket ediyordu. Elimi uzattım. Dokunmaya korkuyordum ama bu şüpheyle de yaşayamazdım. Kefenin ucunu kaldırdım. Küçük bir bez bebek gördüm. Aldım. Tertemizdi. Ağlıyordu. Gözlerinden yaş geliyordu. Kucağıma alınca sustu. Aklımla oynuyordu yeğenim. Ben bebeği aldım. Diğerleri de mezarı kapattı. Bebeği aldıktan sonra alevler kayboldu. Sanki hiç yangın çıkmamış gibiydi. Herkes şaşkınlık içindeydi. Onlarca yılan topraktan fışkırdı o anda. Dimdik duruyor, bize doğru dil çıkarıyorlardı. Mezarlık sallanmaya, inleme sesleri çıkmaya başladı. Gök kızardı. Mezar taşlarından kan akıyordu sanki. Toprak püskürtüyordu dışarı. O anda oraya ak sakallı bir dede ayetler okuyarak girdi. Ayetler okudukça her şey normale dönmeye başladı. Ailemin mezarlarının başında Kur'an okudu. Daha sonra yeğenimin mezarının başına gelip elindeki çantayı bıraktı. Zor bela oturdu. Taner sen misin dedi. Evet benim dedim. Beni Mahmut çağırdı. Senin burada olduğunu söyledi oğlum. Sana bir emaneti varmış aldın mı dedi. Emaneti bilmem ama mezardan ses geldi. Kazdım. Bir bebek vardı. Ağlıyordu. Kucağıma alınca sustu. Başka bir şey yok bende. Mezarlar alev almıştı. Bebeği aldıktan sonra söndü. Aylardır rüyama geliyordu. Beni gel al diye. Bugünden sonra ne olacak bilmiyorum dedi. Şimdi yanıma gel bakalım Taner. Beni iyi dinle. Yıllar önce baban ve annene kara büyü yapılmış. Senin ablan yani Mahmut'un annesi cinli doğmuş. O bez bebek ablanın Mahmut'u oynaması için verdiği cinli bebek. Şaşırdım. Bundan sonra ne yapacağım ben dedim. Bunun kerameti neydi? Elini omzuma koydu. Bak oğlum bu bir musallat. Seni bundan kurtarırım. Ama bir süre beklemen gerekiyor. Ablan bebeğini doğururken cinlere bir söz vermiş. Ve belli ki o sözü tutmamış. O sözün ne olduğunu öğreneceğim. O zamana kadar bekle. Benim adresim bu diyerek elindeki kağıdı uzattı. Aldım cebime koydum. Ahmet amca hadi oğlum evimize gidelim dedi. Eve doğru gittik. Bir kabusun içinde buldum kendime. Hiç anlamadığım kadar gizemli bir kabusun içinde. Eve geldiğimizde çok şükür dedim. Allah razı olsun beni evlerine aldılar. O gün hiçbir şey demediler.
Odama geçtim. Gece uyudum. Birdenbire yatağın sallanmasına uyandım. Deprem oluyor sandım. Korktum. Kıpırdayamadım bile. Ama uyanıp olanları anlamaya çalıştığımda her şeyin normal olduğunu gördüm. Bir ses. Taner, benim ben. Bebek cini. Sana diyeceklerim var. Yatağımdaki bez bebek konuşuyordu. Bebeğin gözleri sanki canlıydı. Cin bebeği kullanarak benimle iletişim kuruyordu. Söyle ne istiyorsun dedim. Kıpkırmızı kızararak, ablanın bize verdiği sözü tutmadığını biliyor musun? Onun bir çocuğu olması karşılığında bize bebeğin sağ elini verecekti. Ama çocuk doğduktan sonra unuttu. Ablanı kaç kere uyardık ama o umursamadı. Çok üzülmüştüm. Tamam, söz vermiş olabilir ama zaten hepsi öldü. Çocuğunun elini vermemiş olabilir. Ama çocuğu da kendisi de öldü, daha ne istiyorsunuz dedim. Bebek ağlamaya başladı. Verilen sözü isteriz, yoksa soyunuzdan alırız dedi. Dedenin sözleri geldi aklıma. Bebeğe bana biraz süre verin. Ne yapacağımı bilmiyorum. Düşüneceğim dedim. O an bebek sustu. Susmasının anlamı tamam demekti belki de. Rahatlamıştım. Yatağıma uzandım. Ama yanılmışım. Birden tavanda beyaz kıyafeti, kırmızı gözleri, uzun tırnakları ile bir varlık belirdi. Ellerini açarak konuştu. Ey Ademoğlu! Senin soyun bizi kandırdığını sandı. O bebeğin sağ eli bize gelene kadar akıbetine razı mısın? Bu kez hem korkuyor hem de çaresizliğin gücüyle ben mi verdim sözü? Öldüler diyorum. Ne yapmamı istiyorsunuz? Ablanın yerine getiremediği sözü sen yerine getirmek zorundasın dedi. Birden atladı. Boğazıma yapıştı. Nefesim kesiliyor. Yardım isteyecek oluyorum. Sesim çıkmıyordu. Sözü temizle, yoksa ölürsün dedi ve bıraktı beni. Öyle bir haşmetle gitti ki ev yıkılacak sandım. Ahmet amca evdekileri kaldırıp çabuk dışarı çıkın diye bağırıyordu. Kapımı kırarcasına açtı ve Taner kaç oğlum, deprem oluyor dedi. Bir şey diyemedim. Onlarla birlikte çıktım evden. Dışarıda kimse yoktu. Hülya yenge, Ahmet iyi misin sen? Bak kimse yok. Boşu boşuna panik ettin hepimizi diye kızdı. Vallahi Hülya, yemin ederim deprem sandım. Demek ki rüya gördüm, etkilendim. Kusura bakmayın dedi. Eve girdik. Herkes yattı uyudu. Ben içinde bulunduğum durumdan nasıl kurtulurum onu düşünüyordum. Hocanın bana verdiği adrese baktım. Onu bekleyeceğime ben gidecektim. Ama ben gidersem Ahmet amcaya ne diyecektim? Ahmet amcaya anlatsam acaba bana inanır mıydı? Fakat anlatmaktan başka da çarem yoktu. Sabahleyin Ahmet amca, seninle bir şey konuşabilir miyim dedim ve onu bahçeye çağırdım. Yanıma geldi. Efendim oğlum, söyle bakalım dedi. Ahmet amca, ben büyük bir kabusun içindeyim. Bana yardım eder misin? Öncelikle dikkatle dinle ve bana inan, olur mu dedim. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. İyi misin Taner dedi. İyiyim, gerçekten de bilincim yerinde. Bu anlatacaklarıma inanman lazım Ahmet amca dedim. Seni dinliyorum oğlum dedi. Elini omzuma attı. Ahmet amca, biliyorsun ailemi kaybettim, kimsem kalmadı. Sana yeğenim Mahmut'un rüyama gelmesinden bahsetmiştim. Sen de bana yaşadığın kötü olayın etkisi, kabullenemiyorsun, ondan oğlum demiştin. En son hani mezarlığa gitmiştim ya, hatırladın mı? Evet oğlum dedi. O gece yeğenim ağlayarak beni yanına çağırdı. Beni kurtarmadın dayı dedi. Ben de mezarına gittim. Ben gittiğimde mezar yanıyordu zaten. Sen de oradaydın, duydun olayı. Daha sonra oradaki dedeyi hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum dedi. Mezarı açtığımda gördüğüm ve aldığım bez bebek vardı ya, o bebek cinli ve şu an odamda. Ablam cinlere söz vermiş, eğer anne olursan doğan bebeğin sağ elini vereceğim diye. Ve bu sözünü yerine getirmediği için onlar intikam almak istiyorlar. Oğlum diye bağırdı hiddetli Ahmet amca. Oğlum böyle bir şey nasıl olur? Sana bunları kim söyledi? Ahmet amca, gerçekten inan bana. Lütfen yardım et. Ben çok korkuyorum ama bunu da düzeltmem lazım. O dedeye gitmemiz lazım. Dede bana adresini verdi. Oraya benim tek gitmem imkansız.
Taner, istersen seni doktora götürelim oğlum dedi. Yemin ederim, inan bana. Eğer sen bana inanmazsan kötü şeyler olacak dedim. Ama Ahmet amca bana inanmamıştı. Bana kötü kötü bakmaya başladı. Akli dengemin yerinde olmadığından şüpheleniyordu. Dedenin beni aramasından başka çarem yoktu. Aradan birkaç gün geçti. Bahçede oturuyordum. Bahçe kapısından içeri bakan birini gördüm. Bu o dedeydi. Allah'ım gelmişti çok şükür. Koşa koşa gittim, kapıyı açtım. Dedem hoş geldin diye ellerine sarıldım. Hoş bulduk oğlum dedi. Buyur ettim. Bahçedeki kerevitte oturduk. Senin yanına çok gelmek istedim ama gelemedim dedim. Bilsen neler oldu. Her şeyi anlatacağım sana dedim. Dede bana dönerek anlatmana gerek yok biliyorum oğlum dedi. Seni kurtarmaya geldim. Şimdi bana git evinde kaldığın adamı çağır. Koşarak gittim. Ahmet amcayı çağırdım. Dedenin yanına geldi. Dede Ahmet amcaya otur bakalım seninle bir şey konuşacağım dedi. Buyur bey amca diye cevap verdi Ahmet amca ve oturdu. Dinlemeye başladı. Ahmet bey oğlum, bu çocuğun ablası cinliymiş. Hamile kalmak için cinlere verdiği bir söz varmış. Eğer hamile kalırsam doğan bebeğin sağ elini size vereceğim diye. Onlar da bu sözün üzerine onun anne olmasına izin vermişler. Hamile kalıp bebeği dünyaya getirdikten sonra sözünü unutup yerine getirememiş. Ama onlar sözlerinin yerine gelmesini bekliyorlar. Ahmet amca, ama nasıl olacak? Hepsi öldü yahu. Bu nasıl olur? Adamlar mezarlarından mı kalksınlar? Sözlerini yerine getirsinler dedi. Öyle değil oğlum. Onlar mezarda bile rahat değiller. Geçen gün gördüm. Mezarları yandı. Ahmet amca, peki bey amca ne yapacağız? Yapacak tek şey var. Onların istediğini yerine getireceğiz dedi. Hayır, bunu yapamam dede dedim. Lütfen bunu benden isteme. Ben nasıl yeğenimin bileğini keserim? Bunu nasıl yaparım? Yalvarıyorum sana başka bir yol göster. Asla, asla taviz yok dedi dede. Bunu yapmak zorundayız. Şimdi yarın gece gideceğiz, yeğeninin mezarını açacağız. Bu anlatılanların üzerine Ahmet amca da artık inanmıştı. Oğlum, bunlar seni rahat bırakmayacaklar. Bunları yapmak zorundayız. Dede ne diyorsa onu yapacağız. O gece dedeyi evde misafir ettik. Hülya ablaya da her şeyi anlattı Ahmet amca. Ertesi gece mezarlığa gittik. Ortalık ıssızdı. Daha önce gördüğüm yılanlardan sonra korkuyordum. Yine çıkarlarsa ne yapardım? Yeğenim Mahmud'un mezarının başına geçtik. Dede konuşmaya başladı. Yeğenime her şeyi anlatacaktı. Mahmud, oğlum biz geldik. Biliyorum huzurlu değilsin. Artık huzurlu olman için bize yardım et. Mahmud, annen hamile kalmak için cinlere söz vermiş. Sonra da cinler annenin hamile kalmasına izin vermişler. Oğlum, Mahmud bebek olduğu takdirde yani sen doğduktan sonra sağ elini onlara verecekmiş. Ama annen bu sözünde durmamış. Takdir ilahi, deprem oldu. Diğer aleme göç ettiniz. Tamam ama soyundaki insanlar bu hesabı ödemek zorunda kalacaklar. Ya da biz senin sağ elini alıp onlara vereceğiz. Ne dersin? Verir misin oğlum? Dedikten sonra mezarlık sallanmaya başladı. Mezardan gelen sesler ortalığı inletiyordu. Evet diyorsan iki kere vur dedi dede. Mezardan iki kere ses geldi. Mahmud kabul etmişti. Artık mezarı kazmaya başlayacaktık. Ben buna nasıl dayanacaktım bir dayı olarak? Hiç bilmiyordum. Bunu benim yapmam gerek. Dede beni yanına çağırdı. Gel oğlum mezarı kaz. Yeğenine ulaştıktan sonra gerisini birlikte yapacağız dedi. Ben bunu nasıl yapacağım? Ölsem daha iyi dedim. Ağlamaya başladım. Ahmet amca da geldi. Ben de yardım ederim oğlum. Lütfen bunu yapmak zorundasın. Mezarı kazmaya başladım. Ahmet amca elindeki feneri tutuyordu. O kadar kolay kazıyordu ki sanki Mahmud bana içeriden yardım ediyordu. Ağlıyordum. En sonunda elimdeki keser tahtaya değdi. Kefeni açtım. Elini elime aldım. Biraz çürümüş, kokuyordu, kurtlanmıştı. Onu bu haliyle görmek o kadar kötüydü ki. Her şey boşuna mı bu dünyada? Gördüğümüz, göreceğimiz yer toprak.
Elime kurtlar sıvandı. Yeğenimin elini bileğinden ayırdım. Tıpkı bir kurban keser gibi. O an bir fırtına koptu. Çok sert bir rüzgar esti. Ağaçlar yerleri öpüyordu. Dede kenara çekil oğlum dedi. Hemen kenara çekildim. Dede mezarın içindeki tahtayı yerine koydu. Üstünü kapattı. Ahmet amca toprakları geri yerine attı. Ve mezarın üstünü kapattı. Dede ayetler okumaya başladı. Tenim yanıyordu. Dedenin gösterdiği yere doğru yürümeye başladık. Gösterdiği yer biraz ileride ağaçların olduğu yerin ortasıydı. Ay gözüküyordu. O anda Mahmud'un elini bir taşın üzerine koydu. Ayetler okumaya başladı. Ayetler okuduktan sonra "Ey cinler, gelin Mahmud'un diyetini alın" dedi. Üç kere söyledikten sonra birkaç karartı gördüm. Onları korkuyla takip ederken taşın üzerindeki elin kaybolduğunu fark ettim. Ahmet amca da korkarak "Hadi gidelim artık" dedi. Hocayla mezarlıkta ayrıldık, eve gittik. Sanki üzerimden kocaman bir yük kalkmıştı. Aylar önce kaybettiğim ailemi daha yeni uğurlamış gibiydim. Kimsesizliğim depreşmişti. Ahmet amcayla yaşadığım bu olay sürecinde baba oğul olmuştuk. Aslında daha da yakınlaşmıştık. Ona daha fazla güveniyordum artık. Ama yine de kendi ailem gibi olmuyordu. Bu duruma nasıl alışacaktım? Günlerce düşündüm durdum. Bir türlü iç huzurumu bulamıyordum. Ahmet amca ve Hülya yenge de elinden geleni yapıyor. Benim bu halimi gördükçe kahroluyorlardı. Her gün mezarlığa gitmeye başladım. Artık mezarlıktan başka bir yer bana huzur vermiyordu. Ailemle konuşuyordum. İçimi döküyordum. Yapacağım şey belli olmuştu. Bu hayatta tutunamayacaktım. Uzatmanın anlamı yok diye düşündüm. Gece herkes uyurken evden çıktım. Yıkılan evimizin enkazına geldim. Öylece bir süre izledim. Sonra bir el omuzuma dokundu. "Oğlum, daha değil" dedi. "Aman Allah'ım, annem de o. Annem, siz olmadan yapamıyorum. Hiç huzurum yok. Beni de alın yanınıza. Ne olur yalvarırım" dedim. Annemse "Hayatını sen bitiremezsin. Allah isterse bitirir. Yaşayacaksın. Yoksa hakkımı helal etmiyorum sana" dedi. Ve kaybolup gitti. Deprem gecesi de annem beni kurtarmıştı. Bu gece de kurtarmıştı. Artık diyecek sözüm yoktu. Ahmet amca, babamın, Hülya yenge de annemin yerini almıştı. Ve ailem olarak benimsedim. Mutlu olmayı seçerek yaşadım. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.